altın günü yapıyor olacağız. Kısırınızı kapın, oturun. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün evde bulunan bütün altın malzemelerimle büyük bir illüstrasyon yapacağım. Ama çizime başlamadan önce gelin size malzemeleri tanıtayım. Bunları bir de beyaz ve siyah kağıt üstünde deneyelim ve ne kadar etkili olduklarını görelim beraber. İlk kalemim altın renkli Uniball Signo kalemi. Bunu zaten aşırı sık kullanıyorum ve çok güzel, böyle küflü bir altın tonu var kendisinin. Ve hem siyah hem beyazın üstüne süper net sonuç veriyor. İkinci kalemim Juice Paint'in altın kalemi. Buna tam olarak bir keçeli altın kalem diyebilirim böyle. Çok kalın, çok tok bir etkisi var böyle. Etli etli yazıyor. Siyahın üstündeki etkisi de inanılmaz güzel bu arada. Bayılıyorum bu kaleme. Üçüncü malzeme Winsor & Newton'ın mürekkebi. Biliyorsunuz Winsor & Newton'ım olmadan asla yapamam. Onu da dahil ettim bu videoya. Şöyle bir şey var ki kapağını açtığınızda 5 dakika falan kendisine hipnoz olmuş gözlerle bakıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bu etki ne? Bu mürekkebi ben birkaç kez kullandım. Görsel olarak feci tatmin edici, çok güzel bir etki yaratıyor. Ama şöyle bir sorunu var ki aşırı hızlı dibe çöküyor. Yani her seferinde ya şişeyi kapatıp çalkalamanız ya da bir fırçayla tamamen karıştırmanız gerekiyor. Bu da biraz sinir bozucu. Sırada metalik renkli sulu boyam var. Bu Ganzai Tembi, yani bir Kuratek markası. AliExpress'te var almak isteyenleriniz olursa. Bunu aldım ama video çekerken sizinle beraber denerim diye hiç açıp kullanmadım. Şimdi hep beraber göreceğiz kendisini. İçinde 6 tane renk var. Güzel, bayağı hoş tonları. Hemen hemen her rengi çok hoşuma gitti. Bir sondaki birazcık açık gibi. Onun dışında gayet hoş, gayet güzel. Gelelim son malzememize. Ortamın divasına. Ben böyle bir paket aldım. İçinden altın yaprakları çıkıyor ve 2 tane de sıvı. Bu sıvılardan biri sealer. Kağıtta buna ihtiyacımız olmayacak. İkincisi de böyle beyaz tutkalımsı yapıştırıcı. Bunu bir çalkalıyoruz böyle. Bir yayık ayrana dönüşüyor çalkaladıktan sonra. Şöyle oluyor ki önce bu yapıştırıcıyı sürüyorsunuz altına uygulayacağınız alana. Daha sonra bir 20-30 dakika, evet 20-30 dakika bekliyorsunuz. O böyle kuruduktan sonra bu altın yapraklarını alıp olabildiğince dokunmadan, çünkü feci hassas, inceler, böyle kırılgan bir kelebek kanadı, pardon. Bir fırçaya da sünger yardımıyla böyle bir iyice yapışmasını sağlayıp daha yuvarlak uçlu bir fırça ile böyle kenarlarında aslında o ekstra olan yapışmayan kısımlarını çıkarttıktan sonra böyle şahane bir etkiye sahip oluyorsunuz. Benim favorim bu. Artık ürünlerimizi tanıdığımıza göre çizimimize başlayabiliriz. Öncelikle bu diva olan altın kaplama malzememizin uvusunu sürüyorum ki ben diğer renkleri boyarken o da bir yandan kuruyor dursun. Zamandan kazanayım diye. Çok zekice değil mi? Biliyorum. Bugün Osbeş 50 kağıda bir şehir illüstrasyonu çiziyor olacağım. Alta böyle skeç attım, belki zaten görüyorsunuzdur. Ve tüm altın malzemelerimi ve biraz da sulu boyaya harmanlayıp böyle toprak tonlarında otantik bir hava yaratmayı planlıyorum. Bu çizimi yaparken bir yandan da sizinle yaratım süreci hakkında konuşuyor olacağım. Yani neler düşünüyorum, nasıl ilerliyorum, nasıl ilerleyemiyorum, neler düşünmüyorum diye. Birazcık detaylandırıp anlatıyor olacağım ama ben bir konuyu toplama konusunda çok iyi değilimdir. Onun için böyle dağılıp dağılıp toplanacağız. Hazır olun buna. O zaman başlayalım. İlk konumuz nasıl fikir buluyorum. Nasıl fikir buluyorum konusu benim için değişkenlik gösteriyor aslında. Ama mesela bugün hizmet ettiği amaçtan dolayı aklıma geldi. Şöyle ki, elimde hani 5-6 tane altın malzeme var. Bunların hepsini bir resimde harmanlamam ve yan yana çirkin durmamaları gerekiyor. Çünkü benim için aynı rengin birkaç tonunu, mesela hani siyahın 5-6 tonunu yan yana kullandığında çirkin bir görüntü oluşturur. Bunun göze batmayacağı bir çizim ne yapabilirim dediğimde şehir resmi çizmek aklıma geldi. Çünkü orada da hani böyle evlerin çoğu birbirine yakındır, aynı renktir ama çirkin durmazlar, böyle bir karakteristik özellikleriyle birbirinden ayrılırlar dedim. Ve bir şehir manzarası çizmeye karar verdim. Ama mesela konu bu olmayınca, hizmet ettiğim bir amaç olmayınca beni yönlendirebilecek, genelde etrafımdaki kişiler ve objelerden esinleniyorum. Çok hoşuma giden bir çiçek varsa bu çiçeği baz alıyorum, bunu bir şeyle harmanlıyorum. Ya da mesela yeni bir insanla tanışmışımdır, bu insanda beni etkileyen bir şey vardır. Mesela saç kesimidir, işte dövmeleridir, giyim tarzıdır, ten rengidir. Bana güzel gelen kısmı neyse onu bulup onu çizime dökmeye çalışıyorum. Hadi bu da olmadı. Açıyorum eski resimlere, eski çizimlerime bakıyorum ve geçmişimden ilham alıyorum. Bilmiyorum bu herkes için işe yarar mı ama benim için hani bir şarkı dinlediğinizde onu ilk duyduğunuz zamana böyle minik bir yolculuk yaparsanız ya, onun gibi düşünün. Ben de böyle eski resimlere bakıp o zamana biraz yolculuk yapıp şu anki zamanda ilham bulamıyorsam o zaman bana ilham veren şeyleri kendimi anımsatıp öyle yol almaya çalışıyorum. Gel gelelim nasıl bir fikri çizime döküyoruz. Bu gerçekten benim de çoğu zaman zorlandığım bir şey. Netçe sen bir projektör makinesi değilsin. Ama aslında yaptığın iş o, bir fikir oluşturuyorsun soyut ve onu somutlaştırıyorsun.
Ve bu kısım bazen çok sancılı olabiliyor. Ama ben size genelde izlediğim adımları şöyle bir anlatayım ki belki size de yol gösterir. İlk olarak bir şey çizeceğimde çizeceğim alanı belirliyorum. Hani ne kadar büyüklükte olacak, nasıl bir kağıt olacak, ne renk bir yüzey olacak diye. Daha sonra çizeceğim şeklin bir silüetini oluşturuyorum. Mesela bugün bir şehir çizecektim. İlk yaptığım şey oturup o şehrin silüeti gece karanlığında nasıl görünür diye düşünüp onun genel sınırlarını belirlemek. Yani bu da bana aslında boş bir puzzle parçası gibi bir alan veriyor. Nereyi dolduracağımı biliyorum. Böylece sürekli geri çekilip resme bakıp kompozisyon iyi mi kötü mü diye düşünmeden o alanı doldurarak rahatça ilerleyebiliyorum. Bugünkü çizimleri ilerleyerek anlatayım size daha net olsun. Çizmek istediğim böyle çok spesifik, çok karakteristik bir tane bina varsa direkt ortadan lömp diye dalıp onu çizimin merkezine yerleştiriyorum. Ama bu yoksa gidip en köşede, en böyle minik bir yerden olabildiğince ilk aklıma gelen standart bir şekilde başlıyorum. Mesela minik düz bir ev çizdim, bir kapı, bir pencere. Bir yanına geçtiğimde beni kopyala yapıştır mantığından çıkartabilecek şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yani şöyle, birinci evimiz düz bir ev, ikinci evimiz ince uzun bir ev olabilir, üçüncü evimiz kısa şişman bir ev olabilir. Yani aslında bunu etrafınıza gördüğün karakteristik olan her şeyle birleştirip bu karakteristik özellikleri alıp düz bir binanın üstüne ekleyip harmanlamanız gerek. Ve bir süre sonra gerçekten birbirinden ayrılmaya başlıyorlar. Buna işte zaten renklerle, motiflerle daha da belirginleştireceğim ilerleyen zamanlarda. Peki yani orijinal fikirleri nasıl buluyorsun, nasıl yaratıcı olabiliriz derseniz fazla zorlamayın. Bazen gerçekten insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. İlham perisi dediğimiz pis yaratık bizden çok uzakta olabiliyor. Bu durumlarda hiçbir şey bulamadığınız zamanlarda şöyle bir yolu izliyorum. Ben size de tavsiye edebilirim. Normalde yapacağım her şeyin tersini yapıp ters mantıkla ilerliyorum. Ve bu durum genelde bana karakteristik bir çizim elde etmeme yardım ediyor. Mesela bu kapının pencereden daha mı küçük olması gerekiyor? Hayır, ben onu iki katı daha büyük yapıyorum. Bu binanın düz mü olması gerekiyor? Hayır, ben bunu yamuk yapıyorum. Gibi gibi gibi. Olabilitenin dışına çıkıp aslında olmayacakmış gibi görünen şeyler yapmaya çalışıyorum ki ortaya bir konsept, orijinal bir şey çıkartabileyim. Peki yani tarzı nasıl belirliyorsun diye sorarsanız bu çizim için söylediğim gibi konu farklı. Zaten elimde bir malzeme vardı tanıtmam gereken. Bu bana yardım etti nasıl bir yolda ilerlemem gerektiği konusunda. Ama sıfırdan bir çizim yapıyorsam genelde bir renk skalası belirleyerek başlıyorum. Mesela 3 tane renk seçiyorum. Bu renkler ağırlıklı olacak ve bu renkleri birbirine karıştırıp, suyla karıştırıp, açıp, koyultup, tonlarını kullanaraktan genel resim boyamasını yapıyorum. Yaratıcılığa giden bir sürü yol var ve çok kişisel aslında. Ama mesela ben bu resim üstünden örnek vereyim. Bir şehir çizmeye karar verdim. Ama cadde ve sokak çizmekten nefret ediyorum. Çirkin geliyor bana. Sonra dedim ki o zaman ben bunu böyle bacak gibi bir şey çizeyim dedim. Ve aslında bu fikir bu şekilde geldi. Yani sevmediğim bir şeyden kaçarken sevdiğim bir şeye vardım gibi bir şey oldu. Sizin aslında yaratıcılığınız seçeneklerinizin çoğalmasıyla artacak gibi bir şey. Böylece o seçenekleri birbiriyle harmanlayıp daha fazla seçenek oluşturmuş olacaksın. Ne çok seçenek dedim yalnız. Yani şöyle genel toplayacak olursak çok bir tarzım olsun, tarzım bulayım diye aşırı kendinize baskı uygulamayın. Her şeyi denemeye çalışın. Zaten bir süre sonra neyi sevmediğinizi keşfettiğinizde neyi sevdiğinizi daha iyi ayrıştırabileceksiniz ve bu sevdiğiniz şeyleri harmanlayıp zamanla kendi tarzınıza oturtacaksınız. Mesela beni artık biliyorsunuzdur. Benim tarzım siyah. Siyah da bir tarz yalnız. Bu tarz benim. Şu kalemi elime aldığım andan beri resmen dört köşeyim ben yani. Böyle söyleyeyim size. Bundan önce bu resim kesinlikle sadece bir taban boyasından ibaretti. Çizerken dikkat etmeniz gereken başka bir şey de olabilecek gözlem yapmak. Mesela bu evler bir Lego gibi yan yana durmuyor. Köşeli değiller. Böyle birleşim yerleri yamuk, yumuk, işte tuğlaları kırık. Arada işte boşluklar falan var. Zaten bunu karakteristik, gerçek ve orijinal yapan da bu bence. Bunların bilgisayar oyunundan çıkmış gibi köşeli ve düz ve temiz olmaması. Daha yaşanmış olması. Of, yalnız çok derin konuştum ha. Çok gurur duydum bir yandan. Size şunu söyleyebilirim ki bir çizim yaparken, bir boyama yaparken spontane olun. Yani bakın aşağıya ben boya bulaştırdım. Klasik koca ellerim kontrol edemiyorum. Parmaklarım çok uzun. Gitti gene oraya boya bulaştırdı. Bunu da temizleyemeyeceğim için üstüne su yapayım dedim hani. Bu da beni burada aşağı deniz ekleme konusuna yönlendirdi. Hiç böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum açıkçası. Ama güzel de oldu yani. Sonuç en azından çok korkunç olmadı diyebilirim. Sanırım çizimle ilgili son söyleyeceğim şey, güzelliklerin hepsi detaylarda gizlidir. Bakın bu tepeye eklediğim çamaşır ipleri ne kadar aslında yaşanmışlık kattı bu çizime. Sanki burada bir hayat var. Evet, burası kullanılan bir yer. Burası sadece güzel bir şehrin resmi değil. Bir hikayesi de var arkasında gibi bir izlenim vermiş oluyor. Yani genel bir toparlarsak aslında kendi gözlemlerimden söyleyebileceğim şey şu ki yaşanmışlık olan yerde mükemmellik yoktur. Asimetri vardır, kir vardır, uyumsuzluk vardır ama bunların zaten kendi içindeki uyumu bence bir resmi güzel yapandır.
Aynı şunun gibi, bir duvar hiçbir zaman tek bir renk değildir. Kırıktır, döküktür, boyası kalkmıştır, çıkmıştır. Ve ben ne zaman ki bir detay olarak bunu bir çizime ekledim, bence o zaman gerçekten bu çizim biraz daha hayat bulmuş oldu. Neyse, ben artık gözyaşlarımı tutamayacağım noktaya gelmiş bulunuyorum. Duygusal nasıl bağladım ama. Ben artık bu çizimi bitirmek istiyorum. Oynasam daha oynardım üstünde ama yeter. Bir noktada da durmak gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki like atabilirsiniz çizimlerime. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve izlerken eğlenmişsinizdir. Zaten beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Sizinle çok yakında tekrardan görüşürüz. Açıkalın.